Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Bugün yeni bir seriyle aslında karşınızdayım. DC motor modellemesini aslında sistem dinamiği modelleriyle yani bir mekatronikçi perspektifiyle aslında bugün yapmaya çalışacağız. Bu dersin temel amacı arkadaşlar DC motorun içerisinde kullanılan elektrik sistemlerinin çözümlemesi ve bu elektrik sistemlerinin aslında bağdaşıklığının yaratılıp mekaniğe bağlanması ve bunların aslında simülasyonlarından oluşacak arkadaşlar. O yüzden bakın bugünkü dersimizde temel olarak gidip yapabileceğimiz en önemli aslında çıkarım şu olacak. Biz bu dersi bitirdiğimizde aslında temel olarak DC motorun nasıl modellendiğini ve bunun özellikle bakın sistem dinamiği modeliyle birlikte aslında zaman cevaplarının nasıl çıkarıldığını aslında burada detaylı bir şekilde öğrenmiş olacağız arkadaşlar. O yüzden bakın ilk olarak ama tabii ben size bunu anlatmadan önce aslında kütleli amper sisteminde de aslında temel olarak bahsettiğim analoji modellerini aslında size anlatmaya çalışacağım. Analoji modelleriyle aslında bir giriş yapacağız. Peki bu analoji modelleri aslında ne? Aslında bizim benzeşim oluşturabileceğimiz ve mekanik, elektrik, ısı ve akışkan sistemlerin aslında ortak paydada birleştirebileceğimiz sistemin kendisi olacak. Aynı şekilde bakın. Bunun dışında biz ne yapacağız aslında? Buradaki mekanik etki parametrelerini ya da aslında bunun içerisindeki temel fiziksel sabitleri ilişkilendireceğiz. Bunlar neler olacak aslında? Bizim inertia değerimiz olacak. Yani atalet değerimiz olacak burada. Yine aslında neyimiz olacak? Bir sürtünmeden kaynaklı aslında damper etkimiz burada olacak. Eğer varsa bakın burada bir yay etkimiz olacak. Aynı şekilde bakın elektrikte de bakın rezistans ve aslında aynı elektrikteki aslında bu verilen kavramlara istinaden aslında indüktans değerini burada detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Çünkü temel fiziksel sabitler olmadan bakın bir DC motor modelinin içerisinde dinamik nasıl değişiyor ve bu dinamiğe yapılan etki ne oluyor bunu kesinlikle bilmiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bakın biz ne yapacağız biliyor musunuz? Temel olarak enerji formlarından bahsedeceğiz ve bu enerji formlarının aslında burada nasıl yapılandırıldığını ve enerjilerin aslında nasıl ifade edildiğini temel fiziksel sabitlerle ilişkisini anlatmaya çalışacağız. Çünkü bu sabitler aslında sistemin kendisini anlatıyor. Bunu verdikten sonra bakın biz gideceğiz ne yapacağız biliyor musunuz? Aslında bu fiziksel parametrelerin gerçek hayattaki karşılıklarını bulmaya çalışacağız. Gerçek hayatta karşılığı. Yani biz bunları nasıl modelliyoruz? Nasıl gerçekten seçiyoruz? Ve bunları gerçekten bulmaya çalıştığımızda ne elde ediyoruz onu çıkarmaya çalışacağız. En son olarak bakın burada teorik kısmın içerisinde aslında gideceğiz ne yapacağız? Dinamik aslında denklem takımını biz nasıl elde ediyoruz onu öğrenmeye çalışacağız. Bunları yaptığımızda bakın teorik kısımların hepsi bitmiş olacak. Son olarak da bizim ifadelerimizin içerisinde MATLAB programıyla aslında biz bunları nasıl modelleriz? Özellikle Simulink bloğunun içerisinde bunu size detaylı bir şekilde aslında göstermeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden bakın temel olarak eğitim iki kısma ayrılacak. Bunlardan birincisi teorik, ikincisi ise pratik olarak aslında karşımıza çıkacak arkadaşlar. Dersin temel amacı ne? DC motor modellemesini yaptığımızda biz bir sisteme elektrik verdiğimizde özellikle bir motor modeline elektrik verdiğimizde bu değeri aslında tork olarak nasıl alırız? Bu sistemi nasıl gerçekten kullanırız? Ve modellerken J'sini, C'sini, K'sını, rezistans değerini, indüktans değerini aslında nasıl bulur, nasıl seçeriz aslında onları detaylı bir şekilde arkadaşlar görmeye çalışacağız. Özellikle bu dersin içeriğinde.